Son 99 gün hala mükemmel zamanımız var. Son 100 gün videomuzda herkes başladım dedi. Evet, gerçekten de başlayıp mükemmel bir şekilde devam edeceğiz ve 99 günü çok iyi geçireceğiz. Peki Maxwell Maltz'ın çok güzel bir sözü var. Ne demiş? Şu an içinizde asla hayal edemeyeceğiniz şeyleri yapma gücü var. Gerçekten de içimizde güç var. Bu gücümüzle her şeyi halledeceğiz ve mükemmel şekilde LGS'ye tam bir şekilde hazırlanacağız. Peki yorum ne? Zelix Kerem demiş ki, bir sürü soru sormuş. Tamam, tebrik ediyorum arkadaşlar. Hemen hepsine cevap vereceğim, merak etme. Matematik netlerimizi 3 ay içerisinde 6-7 net artırabilir miyiz? Tabii ki 20 netteysen 6-7 net artıramazsın, kusura bakma Zelix. Ama şöyle anlatayım sana. Eğer şu anda arkadaşlar 0-5 arasındaysa 6-7 net %100 arttırırlar. Eğer 5-10 net arasındaysa %90 arttırırlar. Eğer 10-15 arasındaysa 6-7 net arttırmasının ihtimali birazcık daha azalır. Ama yine az değildir, onu da söylemek istiyorum. %70 arttırır. Tekrar söylüyorum. 6-7 net matematikte arttırmak insana hayal gibi geliyor. Ama her zaman şuna dikkat edin. Şimdi bak mesela şurada zaten bir soru gelecek. Onunla çok bağlantılı. Söylenenler gibi gerçekten LGS daha zor ve eleyici olacak mı? Hayır, olmayacak. Gerçekten de LGS'deki MEB'in örnek sorularına biz baktık. Örnek sorular birazcık daha hafiflemeye başladı. Örnek sorular birazcık daha kolaylaşmaya başladı. Dolayısıyla söylenildiği gibi zor çıkmayabilir. Matematikte birazcık daha rahatlatabilirler. Bu da size bir sürpriz olsun. Eve gelince çok yorgun oluyorum ama ders çalışmak istemesem de ders çalış diyorlar. Ve çalışıyorum. Sizce bana katkısı olur mu? Hayır, olmaz. Eğer sen 16'da geliyorsan eve veya 15'te geliyorsan eve, mutlaka mutlaka rica ediyorum en az 1 saat mola ver. 1 saat veya en azından hani burada 15'te geliyorsan 1 saat verebilirsin. Burada ise yarım saat verebilirsin. Yarım saat mola ver. Burada kestir, dinlen, uzan, birazcık kafanı dinle. Sonrasında ders çalışmaya başla. Yoksa verimsiz geçer. Yorgun yorgun ders çalışılmaz. Bir haftada kaç genel deneme çözmeliyiz? %100 bir tane kesin çözmelisin. Sınav yaklaştıkça, son 80 güne girdikçe 2'ye çıkartacağız bu tempomuzu. Son 60 güne girdikçe, yine 2 ile devam ettikten sonra son 1,5 aya girdikçe artık 45 gün gelince günde 3 tane deneme çözeceğiz. Gerçekten de inanılmaz deneme temponumuzu arttıracağız. 3 ay netlerimizi 50-60 seviyelerden 75-80'lere ulaşabilir mi? %100 ulaşır. Zaten her zaman ben şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki zaten bir seviye vardır netler. Böyle 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 gider. Sonra bir anda patlar. İşte bu patlama noktasını yakalayabilmemiz gerekiyor. Yani siz çalışırsınız, çabalarsınız, olmaz 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 ama bir anda patlar. Matematikte bunu çok göreceksiniz. Netlerinizde de göreceksiniz. Deneme netleri bu şekilde yavaş 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 tırmalayacaksınız. Sonrasında bir anda yükselecek, hiç merak etmeyin. Dolayısıyla kendinize güvenin, çalışmaya devam edin. Günün kitabına bakıyoruz. Bize göre Ahmet Haşim'in kitabı mükemmel bir kitap. Mutlaka okunması gereken temel eserler arasında hemen göstereyim. Ahmet Haşim'in Türk Edebiyatı klasiklerinin arasında çok güzel bir kitap. Bir ve Bir Seyahatin Notları şeklinde gerçekten de küçük küçük yazılardan oluşuyor. Küçük küçük öykülerden oluşuyor ve bununla beraber hem okuma becerimizi hem anlama kapasitemizi geliştireceğiz. Günün okuluna bakalım. Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Adana'da bu. Adana Seyhan'da 437 puanla alıyor ve %6.18 dilimle alıyor. Hemen şuraya da şunu yazalım. 29 tane mühendislik ve mimarlık çıkarmış geçen sene sınavda, üniversite sınavında. 9 tane hukuk çıkarmış. 4 yıllık ve İngilizce bir okul. Gerçekten çok değerli, çok da güzel bir okul. Günün sorusuna bakalım. Çalışırsanız, başarırsanız diyen bir insana çalıştım ve başardım diyebilecek kadar inançlı ve hazimli olmalıyız. Cümlesinde kaç çekimli fiil ve kaç fiilimsi vardır? Hemen yorumlara yazın bakalım. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden başarılar.